programıma çok teşekkür ettiğim bir gün bugün. Neden diyeceksiniz? Böyle sanat ortamlarında uzaktan seyrettiğim, çok beğendiğim ama niyeyse cesaret edip asla yanına gidip de ya tanışabilir miyiz, ben sizinle arkadaş olmak istiyorum diyemediğim ama böyle hep takipte kaldığım, yaptığı her şeyi çok beğendiğim, hatta böyle bugün programın açılışını canım duyguyla editörümle konuşurken ya hangi bir yerinden söylemeliyim onu? Yani o kadar çok özelliği var ki nereden anons etmeliyim, ne yapmalıyım diye bulamadığım çok kıymetli, çok donanımlı böyle hani musluğu açarsınızda su akar ya, o da öyle musluğu açtığınızda sanat akıyor, işte gelecekle ilgili bilgiler akıyor. Zaten sosyal medya sayfasındaki her fotoğrafına bayılıyorum paylaştığı ve bugün tanışıyorum, artık arkadaş olabiliyorum. O yüzden Bambaşka Sohbetler programına ve sevgili ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İşte programın da böyle güzel yanları var. Hayran olduğunuz sanat insanlarını üreten ve ürettikleriyle ışık saçan insanlarla tanışabiliyorsunuz. Efendim, hangi cümlenin peşinden gideceğiz bu kıymetli misafirimle diye soracak olursanız, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır demiş Abraham Lincoln. Zaten hani sadece geleceği konuşmayacağız elbette. O kadar çok şey konuşacağız ki ve tabii ki yine 35 dakika bize yetmeyecek biliyorum. Kendisine mutlulukla sunuyorum. Sevgili Levent Erden. Hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir yer. Ne güzel sözler bunlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Aman ederim, ne demek, keyiftir benim için. Vallahi bizim için daha keyif Levent Beyciğim. Şimdi iyiyim demek yasak. Ben biliyorum zaten nasılsınız desem iyiyim demeyeceksiniz ama ben gene de yasak kelimesini de pek sevmesem de iyiyim demeden nasılsınız diye sorsam ne cevap verirsiniz? Yoğun, yorgun, hareketli, çok zamansız, uykulu. Kaç saat uyuyorsunuz? 6'yı aşarsam çok mutlu oluyorum. 7 uyumak istiyorum. 6'yı aşmaya çalışıyorum. Ama kaç uyuyorsunuz? 6. 5. Yok 5. 5'i geçiyorum. Ne yapıp yapıp geçiyorum? Ne yapıp yapıp geçiyorum? Olmuyor. Güzel. Artık. Değil mi? Benim mesela 8 saat uyumazsam ben insan kılığında dolaşamıyordum. Ben insan kılığında dolaşmadığım için hayat kolaydır. Hiç öyle değil vallahi. Kusura bakmayın. Sizinle nereden başlayacağım, neleri konuşacağım inanın bilmiyorum ama önce şunu sormak istiyorum. Her alanda bu kadar aktif ve gerçekten hani taş yerinde ağırdır dedikleri sözden yola çıkarak söylüyorum. Konuyu hakim olduğunuzda ve ele aldığınızda bir ağırlığı olan söylemleriniz, yazılarınız ve duruşunuz olabilmesi nasıl oluyor? Meraktan. Yani bir kere gerçekten merak ediyorum ama bu sadece bana ait değil, benim tüm neslime de ait bir şey. Çünkü biz televizyon öncesi çocuklarıyız. Evet. Ve radyo ile büyüdük. Radyo ile büyüyünce bir şeyler yaparken duyduğunuzu sürekli canlandırmanız lazım. Ne oldu ya? Yani adam balina diyorsa şimdi televizyonda balinayı görüyorsunuz. İnternette balinayı görüyorsunuz ama orada balina malina yok radyodayken. O zaman balinayı da düşüneceksiniz. Ya da işte şimdi herkes dizi seyrediyor. O zaman arkası yarınlar radyo tiyatroları var. Orada efektlerden atların gittiğini, kapıların kapandığını, insanların çıktığını düşünmek zorundasınız. Hepsini birden birleştirmek durumundasınız. Hayal etmeyi ve merak etmeyi öğreniyorsunuz. Çok az belge var elinizde. Yani işte 2 tane ansiklopedi var. Onların peşinden gidiyorsunuz. Ne bulursanız okumaya gayret ediyorsunuz. Onun için meraklısınız. Hele hele işte ben daha sonra da yatılı okulda falan da okuduğum için bu sefer de çevrenizdeki insanlarla yan yana olduğunuz için hep herkesin merakını da paylaşıyorsunuz. Bir konuda siz çok meraklı değilseniz dahi yanınızdakiler çok meraklıysa siz de oradan epey bir şey kapıp sağda solda da satabiliyorsunuz. Müthiş bir şey ve böyle büyüdünüz. Böyle büyüdüm ben. En merak ettiğiniz şey neydi? O en merak ettiğim şey her zaman uzaydı ya, o zamanlar her zaman uzaydı. Gerçekten mi? Yani, neden? Kimse doğru düzgün bir şey söylemiyor. Yani o zamanlar hele bir de daha Ay'a yeni gidiliyordu, unutmayalım. Oradaki inanılmaz şeyler vardı. Mesela bana hakikaten sonra çok etkisi olmuş bir laftır. Neil Armstrong Ay'a inecekken sadece 38 ila 40 saniyesi var nereye ineceğini bulmak için. 50 bin kilometre kare kadar bir yer belirlenmiş. 50 bin kilometre kare hani işte Trakya'nın iki misli kadar. Ve 40 saniyede bütün her şeye bakarak en ideal yeri bulacak. İşte sert olacak ama kaya olmayacak ama kum olmayacak, işte kaçmasın ama tekrardan havalanabilecek. Bir de hata yaparsanız orada kalıyorsunuz.
hani 40 saniyede her şey hakkında fikir sahibi olup doğruyu değil ama doğruyu en yakınını bulabilmek gibi bir şey çıkıyor piyasaya. Ben bunu ilk kez duyuyorum. Onun için de o zamandan beri hani 35-40 saniye içinde ne kadar fazla veriyi toplayıp onları ne kadar kolay analiz edip anlamlandırıp oradan da kendinize bir şey çıkartıp sonraki yol planınızı belirlemek gibi bir durum çıkıyor diyor. IQ'nuz kaç Levent Bey? Yani yüksek olduğu tartışılmaz tabii ki. Evet. Peki çok... Yani çocukluğumda öyleydi. Sonrasında da bir miktar biliyorum. Evet, yüksekti. Peki hep şeyi merak ediyorum. IQ'su yüksek bir insan nasıl kendine yer buluyor? Bu zor bir şeydir. Yani ben her zaman arkadaşlarımın çocukları, torunları IQ'su yüksek dendiği zaman vah zavallı, defolu derim. Çünkü diğerin yani konuşması, etmesi hele çocuklarda zordur. Pek anlaşılmaz neyin için dediği anlaşılmaz falan ama iyidir, fark etmez. Kendi kendine yolunu bulur. Nasıl buldunuz? Yatılı okulda. Yatılı okul iyi mi? Bilmem ben yani yatılı okul tabii de ben Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray tabii ki bir yatılı okulun çok daha üstünde, dışında çok daha fazla olanağa sahip. Bir de gelen hani geleneğin ve var olan kültürün etrafta insan dahi olmasa başka bir şeyleri zaten merak eder hale geliyorsunuz. Bazı açılardan tabii ki yani belli şefkat eksiklikleri şunlar bunlar tartışılmaz. Ama öbür taraftan da çok sağlam oluyorsunuz çünkü darbelere dayanıklı hale geliyorsunuz. Evet, çok böyle arada kalıyorum. Benim annem de yatılı okulda büyümüş. Çok güçlü bir kadın gerçekten ama bir o kadar da evet sevgiyi ve şefkati az görmüş biri. Hep söyler yani dokunmayı sevmez, öpmeyi sevmez, sarılmayı sevmez, seni seviyorum demez. Ve bizim en büyük kavgamız budur yani. Bir dokun, bir sarıl, bir öp ya, ben bir seviyorum de. Ben de tam tersine illa dokunayım çünkü kimseye dokunamazsınız, etmezsiniz. Yani ne bileyim işte akşamleyin tuvalete kalkarsanız yatarken arkadaşlarınızın üstünü örtersiniz. Mesela. Onu kimse sizden istemez. O, zaten o doğaldır. Çünkü eminsinizdir birileri de sizin üstünüzü örecek. Bu romantikmiş. O, tabii canım. Yani herhangi mesela işte Galatasaray'ın orta katlarında tuvalet yoktu o zaman. Yani oturursunuz yanında kim bulursanız hadi tuvalete dersiniz ve yanınızda biri gelir. Gelir sadece sizi orada yalnız bırakmamak için. Çünkü işte o yalnızlığı yönetmeyi öğrenirsiniz. Sonra da her zaman yalnız olacağınızı çok erken öğrenirsiniz. Şimdi insanlar çok geç öğreniyorlar, çok zorlanıyorlar kalabalıklarda yalnız oldukça. Kalabalıklarda yalnızız. Peki şimdi baktığımız zaman tabii Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi bunlar bizim için çok büyük şeyler. Hele ki o dönem için çok büyük şeyler. Peki siz o dönem bu okulların çok büyük okullar olduğunu biliyor muydunuz? Ya da aileniz biliyor muydu da sizi buraya yolladı? Nasıl bir aile yapınız vardı? Babam Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliydi. İşte annem de bir konsolosluk, bir sefarette çalışıyordu. Ama zaten o zaman sınavlarla giriliyordu her yere. Onun için işte Galatasaray şubu. Boğaziçi'nde ise yani ben alnımda bir şey yazmasını istemediğim için işletme okumak istiyordum zaten. Çünkü ben şucu bucu şu bu olmak istemiyordum. Çünkü ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Onun için onu ben yaptım. Ben de öyle iktisat okudum işte. Tabii. Ne yani yapacağım? En güzeli. Ama olsun, Boğaziçi'nde de kendi içinde tabii ki onun da varlığının kattığı çok fazla şey var. Ama tabii bir de 12 Eylül 12 Mart'ında getirdiği bir avantaj var. Bütün fecilikleri, faciaları ve bugünü berbat etmesinin yanı sıra benim önümdeki herkesi 12 Mart götürmüştü. Yanımdakileri 12 Eylül götürdü. Yani mesela ODTÜ'ye benden aynı zamanda girmiş sınıf arkadaşlarım benden 2,5 sene sonra bitirebildiler. Bir anda dönem değişti. Böyle kulaklarınızı şöyle açtığınızda yelken gibi uçuyordunuz. Onun için de çok erken yaşlarda çok güzel pozisyonlara geliyorsunuz. Onun da gereğini yapabilirseniz daha da başka taraflara gidiyorsunuz ama bu tamamıyla şanstır. Yani ben bugün aynı zeka, aynı bilgi, aynı okuma, aynı eğitim, aynı her şey aynıyken dahi o geldiğim yerlere en az 15 yıl, belki de 20 yılda gelirdim. Belki de bir enayi İK'cı beni beğenmeyip çok fazla asi bulup bir yerlerde katletmiş olabilirdi. Evet, doğru. Dönem de insana yardımcı değil tabii mi ki, yolunda? Tabii ki, kesinlikle. Yani... aldığınız eğitim, okulun o dönemki ağırlığı ama sonra da iş hayatına geçtiğinizde bütün ülkenin hali önemli. Ülkenin, hatta dünyanın. Peki mezun olduktan sonra ne mezun yapacağım? Olmadan önce. Ha. Çoktan başlamıştım ben. Üç işte başladınız. Çalışıyordum. Başladınız. Üç iş mi? Üç işte birden çalışıyordum çünkü mecburdum. Ben her zaman kendimi finanse etmek durumundaydım. Yani onu tercih ettim. O bir bağımsızlık aynı zamanda hem de gerek. Zaten... Üçüncü sınıfta başlamıştım özellikle bir reklam ajansında. Onun dışında da başka işler de yapıyordum ama onlar daha fazla para kazanmak için işte rehber şuydu buydu. Üniversiteyi bitirdiğimde zaten direkt orada çalışıyordum. Master'ımı bitirdiğimde de oradaki bir müşterinin önemli bir pozisyonundaydım. Yani ünlüce bir dev kozmetik şirketinin Türkiye'deki operasyonunu kurmakla görevlendirildim. Galiba ilk Türk yöneticisiydin. Zaten Türkiye'deki ilk yöneticisi de bendim çünkü evet. O zaman hiçbir şey yoktu. Evet.
Onu kurup onda yani o işte onlar o yaşlarda normalde olmayacak şeyler. Peki yani üniversiteye giden birinin ben reklam ajansında çalışacağım demesi nasıl bir vizyon? Nereden bir kere pazarlamayla ilgileniyorsunuz. İnsanlarla yani insanları etkilemenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Pazarlama bir sonuç olarak ilginç bir iştir. Bir tavlama işidir. İnsanları ikna etme işidir. Bu sadece iki tane deterjan satmak için olmayabilir. Onun için zevkli bir şeydir. Hayatın her alanında vardır. Ne iş yaparsanız yapın kullanırsınız. Yöneticiliğimde daha fazla kullandım. Öyle pazarlamacılık yapma falan der bazıları da. Ne dediğinin çok farkında değildir. Hayatın kendisi pazarlama üzerine kurulu değil mi yahu? Tabii ki. Yani bütün parçalar üstünde tabii ki başka çaresi yok. Yani kime neyi daha fazla neden, niçin hikaye anlatmak çok önemli. Mesela işte bugünkü eğitim kurumlarının, üst yönetimlerinin anlamadığı hikaye anlatmak gibi bir ders var mesela. Hayatın her seferinde yani hikaye anlatıyorsunuz her anında. Hani flört etmek için de hikaye anlatıyorsunuz, bankadan kredi almak için de hikaye anlatıyorsunuz, Türkiye'ye yatırım yapılsın diye de hikaye anlatıyorsunuz. Yani her seviyede hikaye anlatmak gerekiyor. Levent Bey, biz bu gelecek meselesini yanlış mı anladık? Çünkü ben şimdi sizin de söylemlerinizde görüyorum. Hep böyle şey görüyorum. Yok işte kodlama dersleri, işte bilişim dersleri, böyle bir şeyler öğretiliyor çocuklara. Ama mesela doğayla ilişki, empati, şefkat, insan olmak, hikaye anlatıcılığı sizin dediğiniz gibi. Yani gelecekte zaten robotlar olacaksa, bunları robotlar yapacaksa biz insan olmamızın getirdiği şeyleri öğrensek daha iyi değil mi? Orada bir kafam karışıyor benim. Sizin de bir cümlenize denk geldiğim için. Ne demişim? Hemen bulacağım siz cevap verirken hemen ben soracağım. Ben size söyleyeyim. Şöyle bir kere öyle bir gelecek yok kimsenin de. Yani tabii bazı şeyleri öğrenmek zorundasınız, zorundayız. Yeni gelen duruma göre yani atıyorum endüstri devriminden sonra evet otomobiller ortaya çıkınca herkes otomobil almak ve kullanmak durumunda kaldı. Evet. Otomobil ehliyeti olmaması kimseyi öldürmüyor ama olması halinde rahat yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerekler sürekli olarak değişecektir. Her devrin kendi gerekleri olacaktır. Ama öyle herkesin kodu öğrensin şusu busu değil. Çünkü işte 1900 yılında yapılmış 2000 yılı resimleri vardır. Çok komiktir. Hani bir tanesine bayılırım. Sınıfta öğrenciler durur. Öğretmen kitapları kıyma makinesi gibi bir şey atar. Oradan direkt kablolarla insanların beynine gider. İşte 2000 yılında böyle olacak falan diye. 1900'de mi yapılmış? 1900'de yapılmış. Ya, oh, şimdi evet. Bizde de bundan sonrası için biraz fazla fantaziye kaçılıyor. İş eğlenceli olabilir. Ama gidilen nokta şu tabii ki bir dönüşüm dediğimiz şeydi. Evet bundan sonra olacak şeyler bundan önceki gibi olmayacak. Yani önemlice bir kırılmayı endüstri devrimlerinde yaşadık. Ama oradaki şey başkaydı ve bunu tekrar göreceğiz. Yani işte neredeyse 3000 yıl boyunca insanda hız hiç değişmemişken yani Hititlerin kullandığı savaş arabalarının hızı ilk bulunan buharlı trenle aynı. Dolayısıyla aradaki 3000 sene hız hiç değişmemişken aradaki 100 sene içinde bu hız 3000 katına çıkıyorsa arada bir ve şu andan itibaren hız bunun da 100 misli artacaksa bugün yaşadığımız daha hızın. Daha da mı olsun hocam? Tabii ki bugün 5G'yi getirdiğiniz andan itibaren yani Web 3.0 dediğinizde hızın en az 100 misli de artması lazım. Bunun çok büyük avantajları var tabii. Korkmalı yani mıyız bundan? Tam tersine bunu yani korkulacak bir şey yerine tabii ki anlaması bugünün kaynaklarıyla zor olmakla beraber şunu düşünün. Japonya'daki bir hekim Kenya'da rahat rahat tıkır tıkır ameliyat yapabilecek. Çünkü mesela şu anda televizyonda ben bunu kaldırdığımda canlı yayında benim elimi kaldırmamla ekran arasında bir yarım saniye fark var. Evet. Dolayısıyla böyle ameliyat yapamazsınız. Çünkü işte aradaki kaymalar var ve bir gecikme var. Yüz misli hızlı bu gecikme anlaşılamaz halde indiği andan itibaren robotik olarak ameliyat yapabilirsiniz dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine. Şimdi bu yani bu kötü bir şey değil ki muhteşem bir şey. Evet. Dolayısıyla belki de işte sadece belli yerlerden bütün dünyada operasyonları yapabilecek sağlık yapılabilir. Mesela ben sağlık için inanılmaz şeylerin olacağını görüyorum. İşte bu immersive tabir edilen kapsayıcı yani içine girdiğiniz üç boyutlu bir hayat var. Bugün İşte 100 senedir, 200 senedir, 500 senedir tıpta yazık cesetler kesilir, öyle bakılır. Şu anda bizim çocukluğumuzdaki filmler gibi denizaltının içine koyun insanları damarlarda dolaşsın. İşte bunlar bilmem ne plakı, bak bunlar kolesterolden oluyor falan diye anlatabilirsiniz. Şimdi bu tür inanılmaz eğitimin çok apayrı yere gideceği, bugüne kadarki ezberlemeye dayalı enayi eğitim sisteminden insanın çok daha değerli olduğu bir sisteme geçeceğiz bir kere. Nasıl bir şey bizi bekliyor?
Çok daha keyifli bir şey bekliyor. Yani biz mesela bugün eğitim sisteminde sürekli ezberle akılında tut gibi enayi bir durum var. Halbuki şu anda sadece nereden bulacağını bilmeniz ve araştırmanız yeterli. Üstelik de 20 yaşına, 22 yaşına kadar oku, ondan sonra 40 sene bununla idare et devri de yok. Yani insanın sürekli öğreneceği yepyeni bir duruma geçiyoruz. Aradaki araçların çok faydalı olduğunu görüyoruz. Onun için yani yapay zekanın vesairenin insanın yerini alması, bütün bunların hepsi rutinin yerini alıyor. Nasıl ki bundan evvel rutinin yerini pek çok şey aldı. Yani insanlar orakla şey biçerken, buğdayları biçerken biçer döver geldi. O insanlar da başka bir şey yaptılar. Dolayısıyla bundan sonra da pek çok insanın rutin yaptığı işi ya da çok uzun zamanda yaptığı işi, çok büyük işleri anında, saniyesinde yapabilir hale gelinebiliyor. Bu da çok güzel bir şey zaten. Peki duygular ne olacak? Mesela beni ya en duygular gider şey... mi? Gider mi duygular? Ay, gitmez. Ne bileyim, bana gidecek gibi geliyor. Biraz bazıları gitti gibi bile sanki de o yüzden. Canım, duygular her zaman değişir. Şimdi yani eskiden flört etmek için katibimin önünde yere mendilini atan hanımefendi de yok yani. Oradaki evet. duygularla bugünkü evet. duygular çok farklı. Evet. Dolayısıyla bugün duygular yok diyemeyiz halbuki. Onun için onların uygulanması, insanlar arasındaki ilişki biçimlerinin şekil değiştirmesi, buradaki ritüellerin farklılaşması, cevapların değişmesi olabilir. Ama şu mesela Metaverse olabilir. Ne olacak? Yani orada bir şey oluyor ve... Metaverse tabii çok... Ne o? Enayi bir kavram. Gerçekten hiç anlamıyorum. Şimdi Metaverse bir tekil olarak kullanıldığı zaman, tekil bir Metaverse, bir yeni uzay gibi görülürse... Burada herhalde 15-20 sene var. Ha, var en mı? Azından tabii ki. Bak, rahatlayıverdim bir anda. Çünkü şu anda insanların Metaverse dediği, evet, Web 3.0'a geçiliyor. Web 3.0 ile beraber az önce bahsettiğim yüz misli hız ve görüntünün 3 boyutlu olması var. Dolayısıyla ekranlardan çok, onun için gözlükler vesairelerle 3 boyutun içine girmek durumundasınız. Halbuki bugüne kadar her şeyi biz 2 boyutlu gördük. Evet. İyi de yani şaşırıyorsunuz ama biz bir yıllarca... Çok korkuyorum daha ama çok. Ama yıllarca siyah beyaz televizyon seyrettik. Galatasaray-Fenerbahçe maçı aslında green'in 50 tonuydu ama biz kendi kendimize boyadık. Evet. Yani şimdi oradan renkliye geçtik bundan. Tabii ki çok daha farklı ama benzer şey, teknoloji değiştikçe peki, ona kendimizi Levent adapte Bey, ediyoruz. Biz nasıl bir nesiliz, neleri gördük, nasıl bir sindirme potansiyeli. Ben soba gördüm, beyaz televizyon, siyah beyaz televizyon gördüm. Yani buradan nerelere geliyoruz ve daha nerelere gideceğiz? Ya bakın, nasıl bir şey bu? Bunları o kadar korkutucu görmeyin. Ben yok, korkutucu değil, ben bizi çok başarılı buluyorum. Ben Galatasaray'a girerken annem beni telefona yazdırdı. Telefona yazdırdı, kelimeyi tekrar ediyorum. Evet. Yüksek lisansımı bitirdiğimde telefon geldi. Ama şimdi aynı yaştaki insanlar içeriye giriyorlar, işte 3 tane bilgi doları çıkıp alo diye konuşuyorlar. Evet. Şimdi inanılmaz bir şey değil mi? Yani telefona yazdırmak ve gelmekten bahsediyoruz. Kaç yıl? Ankara'dan İstanbul'u aramak için bilmem kaç saat beklenir. 3 dakikada da 3 dakikada oldu, devam ediyor musunuz diyen. Evet. Kim olursa olsun aynı sesle konuşan hanımların sizi kestiği evet. konuşmalar vardı. Dolayısıyla evet. bütün bunlardan çok farklı yerlere gittik. Onun evet. için şimdi de daha ötesine gidiyoruz. Birazcık daha hızlıca, birazcık daha büyük gidiyoruz. Önemli olan evet, ilk defa 3 boyutlu farklı bir dünyada bir paralel evren gibi yaşayacağımız yere girmekle beraber onun da kendi farkları olacak. Çünkü aynı zamanda değerler de değişiyor. Dikkat edin, 1950'lere kadar hanımlar gayet tombuldu. Ve güzeldiler. Yani bakın, Brigitte Bardot gayet tombul ve güzel bir hanımefendiydi. Ama Twiggy diye bir hanım çıktı. 34, Twiggy. 36. Twiggy 32 idi belki de. 32 idi o, evet. İşte ne oldu? Birdenbire bütün değerler değişti. Şimdi insanların güzellik kavramları, kendini iyi hissetme kavramları da bir türlü değişiyor. Şimdi sağlıklı olmak vesaire, her sabah cimlere git, şunlar bunlar falan gibi şeyler de tartışılıyor. Şimdi... Dönemlerin değişmesi değil, mesela insan hayatının daha rahat hale gelmesi. Bir yandan işte sağlıkla ilgili olarak insanların ortalama yaşı 40 iken bugün 80'e geldi. Evet. 80 yaşında adam Amerikan başkanı olunca evet, birazcık acayip karşılanmakla beraber işte tıkır tıkır yürüyor. Dolayısıyla insan ömrünün daha da uzatılabilmesinden vesaireden bahsediyor. Ama bir tarafta da yaşlı popülasyonun çoğalması da endişe yaratıyor. Tabii ki nasıl onları nasıl finanse edeceğinizi bilmiyorsunuz çünkü şimdilik. Evet. Üstelik de hala da onlar anlaşılmış değil. Mesela hala bütün reklamlar, gençler, şunlar bunlar için yapılıyor. Türkiye'de bile artık o eski genç nüfus yok. Ortalama 40'ın evet. üstüne çıktı ama kimse onların ne istediğini fazla düşünmüyor. Onlar bunu yapanlar düşünsün. Az önce bahsettiğiniz Metaverse'e gelince... Şu andaki hepsinin birer platform olduğunu düşünün ve her platformda bugünden farklı olarak
bir cüzdanınızın olacağı ve bu cüzdanınız içinde varlıklara sahip olacağınız söz konusu. Yani burada bir eviniz olabilir, avatarınız, yani sizin sizi ifade eden bir şekilde olur. Nasıl ki bugünkü sosyal medyada pek çok yerde işte bio tabir edilen şey, orada bir tane fotoğrafınız var, değiştiriyorsunuz falan. Bunun aynısının üç boyutlu olduğunu düşünün. Tamam. Ama her bir platforma gittiğinizde, yani bugün var olan, atıyorum işte Facebook'tan oraya, oradan oraya, oradan oraya gittiğinizde hepsinde farklısınız. Yeniden yapmak zorundasınız. Bazen aynısını koyuyorsunuz, bazen farklılarını. Evet. Ama bir yerden bir yere taşıyamıyorsunuz. Takipçilerinizi taşıyamıyorsunuz. Aynen. Bir şeyin metaverse olabilmesi için, tek bir metaverse'de bütün bunların hepsini taşıyabilmeniz, avatarınızın tek, varlıklarınız tek, takipçilerinizin tek olabilmesi lazım. Buna daha çok var. 15 yıl var. En az 15 yıl var bence. Tabii Süleyman Osmanlılar türedi. Metaverse'de Taksim Meydanı satılıyor. Yani evet, bu ne? İşte ya, sonuç olarak satabilirsiniz. Ne olacak, siz de bir tane site kurun. Siz de orada yine Taksim Ev Meydanı satıyorlar satın. Ev satıyorlar falan. Tabii ama yani tekil olmadıkça bunların bir anlamı yok. Herkes kendi sitesinde bir şeyler satabilir. Hani tabii bu tam Süleyman Osmanlı. Süleyman Osmanlı da Galata Köprüsü'nü sattı, Galata Kulesi'ni sattı. Hepsi satılabilir. Yok, çok tatlı. Peki. Beni bir de ben bütün ürktüklerimi tek tek Levent Bey'e soruyorum hazır bulmuşken. Bu algoritmalar işte neyi beğeniyorsanız ona göre işte ne konuşuyorsanız iki dakika sonra onunla ilgili reklamlar çıkıyor sosyal medyada karşınıza. Bu telefonlar bizi dinliyor mu diye konuşuyoruz. Evet bence de dinliyor. Şimdi bu kadar özelliğinizi bile isteye teslim etme hali artık geçmiş olsun da bizi nerelere getirecek? Şimdi eskiden çok istiyordunuz ama beni tanıyor diye. Doktorum beni tanıyor, sevgilim beni tanıyor, işim beni tanıyor, çalıştığım iş yeri beni tanıyor diye. Şimdi herkes sizi tanıyor. Evet. Şimdi evet, şu anda kanuni olarak da her zaman nasıl koruyabiliriz insanların kişisel sınırları neresi diye mümkün olduğu kadar da korunmaya gayret ediliyor. Ama artık o kadar fazla iz bırakıyorsunuz ki hepsinin takip edilmesi söz konusu. Üstelik de bunların işlenmesi de an meselesi. Ki bunlar hiçbir tanesi yeni değil. Can mesela yüz tanıma sistemi. Bakın bunun en güzel örneğini Çin yaptı işte pandemiyi bitirirken. Tekilleştirdi bütün bilgiyi. Yani telefon şirketindeki bilgi, oyun şirketindeki, ödeme şirketindeki bilgi, bütün hepsini tekilleştirdi. Siz sabahleyin hasta oldunuz, çıkarsa piyasaya, bugün ne yaptınız? Efendim marketten portakal aldınız. Bakar, portakal alırken yanına 50 santime Levent gelmiş. Levent olduğunu bilmiyoruz. Bir adam gelmiş. Kim bu? Levent. Telefon şirketi Levent şimdi nerede diyor. İşte Levent şimdi televizyon stüdyosunda. Pat oraya polis geliyor, beni alıyor götürüyor. Polis beni nasıl tanıyor o kadar adamın arasında? Çünkü 10 metreden arkadan baktığında vücut lisanıma göre kim olduğunu bilebilecek programlara sahip. Onun için de beni alıp götürüyor. Dolayısıyla kontamine olma ihtimali olan herkesin tecrit edilmesi söz konusu. Bunun için de Wuhan'da 7 ay sonra millet yanak yanağa partiler yapıp bu işten nasıl kurtulduğunu gördü. İyi mi kötü mü? Şimdi yapmak istemiyorum, kalbim duracak galiba biraz. Bir taraftan Çin tabii ki totaliter bir ülke ve herkesi bu kadar bilebiliyor. Aynı şey çok daha medeni olduğunu varsaydığımız teknolojiye de çok hakim olan Amerika'da yüz binlerce insan öldü. Hala doğru dürüst bir düzenleme gelememiş idi. Onun için tercihlerinizi yapmak lazım. Yani insanlar totaliterlerde daha rahat mı oluyor, öbürkülerde daha kolay mı oluyor, hangisi? Bunların hepsi çok tartışılacak ama asıl tartışılacak olan şey başka tabii ki. Ne? Onu da söyleyelim. Lütfen söyleyin, artık ben buradan düşeceğim, gideceğim herhalde program bitene kadar. Şimdi bundan sonraki 30 yılın en büyük tartışması DAO tabir edilen yeni bir şeyler çıktı. DAO, merkeziyetsizlik ilk başta geliyor. Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar. Biz her zaman için piramidal şekildeki organizasyonlara alışkınız. Hele savaşlardan itibaren komutanlar, kuvvet komutanlarına kadar giden. İşte merkeziyetsiz yapıların ortaya çıkması ve şu anda o konuşuluyor. Özellikle de blok zincire karşı merkeziyetsiz yapılar. Onun için bizde her şey merkezidir. Yani CIA da bir merkezi haber alma örgütüdür. Efendim YÖK de zaten işte her bir şeye karar vereceğini zanneden bir merkezdir. Bütün bu merkezlere karşılık tek başına DAO'lar, yani kendinden müteharrik ehliyet imtihanı tabiriyle, yani merkeziyetsiz, bağımsız organizasyonlar. Dünyanın bundan sonraki 30 senelik tartışması bunun üstüne olacaktır. Birilerinin en tepeden karar verdiği ve hiyerarşik olarak aşağı gittiği yapılar mı, yoksa kendi içinde dönen yapılar mı? En azından bildiğimiz şu ki çok kısa zaman içinde ister şirketlerde ister ülkelerde bütün yönetimlerde hiyerarşiye basıklaşmak zorundadır. Ondan sonrasına bakacağız. Ama eğlenceli, gördüğünüz gibi çok fazla şey var tartışılacak. Yani öyle sadece benim yerimi küçük bir robot mu alacak falandan davet edeyiz ya. Siz günde kaç saat okuyorsunuz?
Yani her şey sadece okumakla olmuyor ya. Ya da yani kaç saat araştırıyorsun? Canım bakıyoruz işte, merak böyle bir şey zaten. Onu evet götürüyor. Ama yani bu kadar bilgiye ulaşmak müthiş bir şey. Böyle gerçekten kitlenmiş vaziyette sizi dinliyorum çünkü. Aman efendim. Bunlar yani çok büyük yani, hani araştırıp bulup birleştirip bütün haline getirmek ve işte bu anlatıcılığa kadar. Yani işte onun da başka yerleri etkiler ama hayat, yani ne olacağını görüyorsunuz. Fena mı? Olduğunuz yerden 3-5 sene sonrasını yaşadığınızda, hani herkes ölüme karşı bir şey yapar. Kimi imzasını atar, kimi defterin kenarına adını yazar. Evet. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hiç olmazsa 5-10 sene sonrasını bile bile gittiğiniz zaman birazcık kendinizi önde zannediyorsunuz. Kendinizi peki bu kadar gelecekle ilgili bilince iyi hissediyor musunuz? Yo, ben geçmişte de o kadar çok uğraşıyorum. Yani ben NTV'de 100 tane tarih şeyli İstanbul programı yapıp, hatta canlı yayında tarih programı yaptım. O göre geçmişle de epey ilgileniyorum. Aynen, onu demek istemedim. Zaten geçmişi bildiğinizi o kadar iyi biliyorum ki ona girmiyorum bile. Biz bugünü gelecek üstüne kurduğumuz için gelecekle ilgili hep böyle insan korkar, kaygı duyar, bilmediği şey onu korkutur. Siz mesela bunları hep anlatırken çok optimist bir yerden, yani bunda korkacak ne var, bak bunlar çok güzel olacak gibi bir tonda anlatıyorsunuz ya, siz öyle anlatınca ha evet ya gerçekten korkacak bir şey yok gibi oluyorum. Evet. Ama biz burada 30 dakika konuşabiliyoruz bunu. Bütününü gördüğünüz o gelecek resmin bizi rahatlatan bir resim mi gerçekten? Ya kesinlikle rahatlatan bir resim tabii ki. Yani korkutucu şeyler bugünden başladı. İşte iklim, çevre vesaire ki maalesef halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk sorumluları tarafından gerçekten anlamından içi boşaltılan, her tarafın yeşile boyandığı yere götürülen bir hale geldi ama evet. Gerçekten küresel ısınma ve sadece sürdürülebilir olması, sadece ve sadece toprak, hava ve su için geçerli. O laf öyle her yere sürdürülebilir, karlılık, sürdürülebilir bir şey falan değil. Hiç ama o üçünün temiz olarak korunabilmesine ihtiyaç var. Onun sonunda ne olur? İşte bakın, oralarda sağlam tehlikeler, sağlam riskler var. Ama o risklerin ne tek yani diğer gelişmelerden bağımsız olarak düşünülmesi gereken çünkü bir şey. Çünkü mesela siz bunları anlatırken benim içimden şu geçiyor. İşte 2030 yılında mercanlar bitiyor. İşte 2030'unda mercan biterse denize ne oluyor? Bu arada ne olacak yani, dediklerinizi yaşıyor olsak ne olacak duygum oluyor. Tabii ama T-Rex de bitti, mamutlar da bitti yani. Eyvah. Allah'ım. Bu yıl vereceğim şimdi. Bir halk türküsü bunun gayet iyi açıklamasını yapar. Evlerin önü mersin, sular akmaz tersin tersin. Öyle ben de. Peki buna da peki. Sesimi çıkartmıyorum. Efendim podcastiniz devam ediyor mu? Ara ara yapıyorum evet. Yani podcastim devam ediyor. İşte kendine yatırım devam ediyor. Birkaç yerdeki yazılarım devam ediyor. Evet ediyor, hepsi devam ediyor. Kitap bu işte önümüzdeki ayın sonuna kadar bitirebilirsem Mart'a falan çıksın diye bekliyorum. Kitap ne üzerine olacak? Gelecek tabii ki ama yakın gelecek. Gelecek. Adını söyleyebilirim bile. Adı ne? Gelecek 2. üst üste mağara. Mağara mı? Evet. Yani benim Galatasaray'daki lakabım bu arada. Mağara mıydı lakabınız? Evet. Ama gerçekten mağara. Yani bu Platon'un ve Xenofon'un mağara miti üstüne de aynı zamanda bir çeşitleme olan bir şey. Aa, merak ettim. Ben de merak ediyorum, bir bitse de. Evet, gerçekten bir bitirseniz de okusak. Peki nefete nedir? Yani ne olmadığı kesin de ne olacağına bakacağız şimdi nefete. Ne olmadı? Yani işte bu herkes iki tane küçük tavşan yapıp da bunu sattığında aman efendim herkes de bunu alacak falan. Yani bir kere bu yanlış anlaşıldı. Evet, şimdi onu diyeceğim yani. Ama yani olmadı. Onlar tamam. Çıkarlar gelirler. Tamam. Halbuki burada bu biricikliğin, tekilliğin önemi var. Dolayısıyla bu sahipliğinizin tekillik göstergesi. Nefete'yi herkes bilmem neredeki küçük tavşanlar üstünden tanımlamaya çalışırken öte yandan mesela bu oyunlarda evet çok öte yana gidecek. Bundan sonra oyunlar hayatın önemli parçası. Sosyal medya oyunların etrafında gelişecek. Mesela pandemi sırasında Travis Scott'ın yaptığı konser 120 ila 150 bin kişinin geleceği konser iptal edildi. Fortnite oyunun içine aldı ve 48 milyon kişi seyretti. 48 milyon mu? Evet. Bundan sonra da zaten benzer şeyler oluyor. Dünyadaki bildiğiniz en iyi markalar Roblox'un içinde defile yapıyorlar.
Yani zaten bundan sonraki gelişme oyunların içinde olacaktır. O zaman biz çocukları oyundan çok korumayalım tam mı? Tam tersine, hiç çocukların mutlaka oyun oynayabilmesi lazım. Çünkü ekrandaki farklı yerlerdeki farklı hareketi takip edebilme gücü ve parmaklarındaki o reflekslerin gelişmesi, bundan sonra ihtiyaç olacak reflekslerin gelişmesi sadece oyunla olacaktır. Oyunu tukaka edip de baktıracağınız şeylerin ondan daha iyi olduğunu düşünemez. Ama herkes kendi hayatına bakıp bundan ilerisine bir laf ettiği için dikiz aynasına bakarak ilerisi görülemeyeceğini bir kere daha hatırlatmak gerek. Peki çocuğa oyun oynatırken neyi kriter almalıyız? Bu gerçekten merak ettim. Şimdi zaten oyunlar kendi içinde toparlanmaya başladı. Öyle herkes birbirini öldürmüyor, bir şey yapmıyor. Biraz daha her şey yok olmaya başladı. Ha. Ayrıca belli tür insanlara bakarsanız işlerindeki belli nefret ve şiddet duygularının da oralardan baskı söndürüldüğü, dolayısıyla da içinde fazla tutmadığı da söylenir. Yoksa evdeki işte atıyorum saksıyı kıracağına oyundaki birkaç bir şeyle uğraşması gibi. Ama önemli olan hareket, reflekslerin gelişmesi vesaire. Çünkü bundan sonrası hele hele üç boyutlu olacağını düşünürseniz, yani içinde oynanacak zaten. Zaten yani evler, şirketler falan oyunun içi olacağı için o ekranlardan oynanması. Arkadaş arkadaşa sinemaya gitmek bitti mi Levent Bey ileride? Yahu sinemanın zaten var olduğu şey 70-80 yıldı yani, ne olacak ki? Tiyatroya gidelerdi bari. Tiyatro gitti. Tiyatro her zaman vardır. Tiyatro, ha, tamam. Tiyatro bir hikaye anlatımıdır. Evet. Tiyatro hikaye anlatımı yani 3000 yıldır var, 5000 yıldır var, 5000 yıl daha da gider. Bunun ölme tamam. şansı yoktur. O başka bir şey. Ama bu zaten çocuğunuza öğreteceğiniz bir disiplin. Ama tiyatronun içine de teknoloji girdi. O da gibi. Ama tiyatro o başka bir şey. O insanın doğal uzantısı, doğal hareketi, yaşam tarzı diğeri ifade edebilecek yöntemlerden bazıları. Sinema mı vardı? Şimdi her şey üç boyutluya geçtiği zaman belki siyah beyaz sinema ne oldu? Oradaki müzik vardı. Halbuki siyah beyaz filmlerin yanındaki müzik başkaları için müzikle ilgili ilk deneyim olarak görülüyordu vesaire. Şimdi siyah beyaz sinema kalktı diye oturup ağlayacak halimiz yok yani. Ben bazen ağlıyor olabilirim. Yani tabii ki. Charlie Chaplin filmlerine aşık olarak. Ama efendim o kişisel zevkler, bana da sorarsanız şu anda ki müzik konusunda aynı zorluklardayım. Yani OPEC'ten sonra tabii ki müziğin mavi yakalıya indirgenebilmesi için metronom 128'e indirmesiyle beraber çıkan disco müzik ve daha sonraki evet. facia ritme dayalı işten daha öncesi beni ilgilendiriyor. Birazcık oralarda konservatif sayılabilirim. Ama yani mavi yakalının günlük hayatındaki ritmi uydurmak üzere çıkartılmış bir müziğin sonra da her tarafa yayılması biraz daha korkutucu. Şimdi ise daha başka kafa halleri için zemin hazırlayan müzik ve ritimlere dayalı olması da onlar da beni korkutuyor. Ama ne yapabilirsiniz, bu da bir geçiş dönemi. Ben hala çocuklarıma eski müzikleri dinletiyorum. Biraz bu, elimden geldiğince gayret gösteriyorum yani. İşte kendi değerlerinin en doğru olduğunu bilip de onların hepsini çocuklarına geçirmeye çalışan, kendini üstün gören anne tipi. Hayır, sadece müzik konusunda böyleyim. Sadece müzik konusunda evet, anne tipi. Böyleyim. Beatles dinleyerek büyüdüler tamam, yani. Tamam, ben de aynı şeyi yapıyorum. Onun evet. için size laf atıp kendimi temizliyorum ama aynı yoldayım. Yo, ne yapalım? Aynı taraftayım. Hiç. Evet ya. Yani müzik konusunda kim ne derse desin. Ben de konservatifim. Ben evet. demişim. Yapacak bir şey yok. Ne müzik yapalım? Vardı. Yani hala var canım. Caz hala güzel biraz, şeyler evet. yapıyorum. Orada var. O ayrı. O müzik değil. Bakın burada biz hiç sübjektif değiliz. Değiliz. Hiç, kesinlikle. Değiliz. Kesin bilgi. Yani bunu kabul ederek söylüyoruz zaten. Efendim, size ayırdığım sayfayı biliyorum ki yani defteri doldurursunuz ama bir cümle rica edebilir miyim bugüne dair? Bugüne dair bir cümle. Evet lütfen. Of, hayat ne kadar zor. Yok, o değil canım. Demeyeceksiniz cümle. Değil mi? Değil, tamam. Demeyin, sonra buradan gerçekten düşerim artık, sizden de duyarsam böyle bir şey. Yine gelin, yine gelin, hep gelin. Yine anlatacak. Çağırın. Evet. Daha yeni başladık. Benim böyle çok sevdiğim konuklarım var. Ayda bir rutin olsa da gelseler dediğim böyle ekibe çok istiyorum. Çekilmese de gelirim, konuşuruz. Vallahi ne güzel olur. Size peki. bir soru soracağım. Cevabını sosyal medya hesabımızda yayınlıyoruz. Bilginize ihtiyacım var. Öncelikle bir anne olarak. Biraz önce konuştuğumuz gibi çocuklarımızı geleceğe dair biraz yanlış büyüttüğümüzü ben de düşünüyorum. Hı. Ama korkular, tedirginlikler, bilinmezlikler bize böyle bir şey yaşatıyor. Sosyal medyada vereceğiniz cevapta sizden bunu rica ediyorum. Geleceğe yetiştirdiğimiz çocuklarımızın olmazsa olmazları neler sizceyi soruyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Kitabınızı heyecanla bekliyoruz. Kitap çıkınca zaten bir daha davet ediyor olacağız. Zevkli. Dediğim kadar var. Dedim size, hayran olunacak, konuşsa da dinlesek diyeceğiniz bir isim. Ama artık benim için farklı. Gördüğüm davetlerde yanına gidebileceğim. Harika bir programdı. Gerçekten çok şey öğrendim. Bana iyi gelen kesin sana da iyi geldi. Bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın.
Bugün Levent Erden sayesinde gelecekle ilgili korktuğum birçok konuda içim rahatladı. Bitmeyen merakını, yeni çıkacak kitabını ve hikaye anlatmanın önemini konuştuk. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Geleceğe birlikte bakmanın, var olanı paylaşmanın tadını sizinle çıkarmak ne güzel.